Herkese merhaba. Bugünkü konuğum bilişim uzmanı Ümit Berber. Ümit Berber merhaba. Merhaba Erkan Bey. Ümit Bey, bugün sizinle deep fake'i konuşmak istiyorum. Korkunç bir tehlike olarak gözüküyor. Herkesin başına gelebilecek bir tehlike olarak gözüküyor. Teknolojinin geldiği, sınırları zorladığı bir alan olarak. Şimdi deep fake'i herkes merak ediyor. Nedir, ne değildir ve bundan nasıl korunabileceğiz? Bununla alakalı size sorularım olacak. Öncelikle şöyle diyeyim. Hani deepfake nedir? Yani ekranda görüyorum, insanların yüzleri değiştiriliyor, sesleri değiştiriliyor, aslında söylemediği şeyler söylettiriliyor vesaire. Şimdi deepfake ne demek? Oradan başlayalım. Öncelikle deepfake terminoloji olarak derin öğrenme yani deep learning ve sahte fake kelimelerinden birleştirilmiş bir kavram. Deep yani derin sahtelik gibi bir anlam çıkıyor ama buradaki kavramdan ziyade bizim bunu tanımlamamız lazım. Bu da büyük veriler üzerinden yapay zeka algoritmaları kullanarak gerçekçiye çok yakın sahte medya içerikleri üretmek Gerçeğe diyebiliriz. çok yakın. Evet. Hatta Birebir şunu aynı değil. Doğru mu? yani Bu hatta önemli detay çünkü. şöyle söyleyebilirim. Yani bu deepfake günümüzde değil de 4 yıl önce falan çıkmış bir teknoloji ama 4 yıl önce çok rahat ayırt edebiliyordunuz gerçek ve sahteyi. O boyun bölgesindeki birleşim yerlerinden falan hatalar çok bariz öne çıkıyordu ama artık gerçek ve sahte arasındaki çizgi çok daraldı. Şu an ayırt etmek çok zor. Zor. Peki o nasıl ayırt edilir? Ona geleceğim ama deepfake de neler yapılabiliyor? Bu işin sınırı ne? Yani nereye kadar insanlar, yani hukuki anlamda sormuyorum. Yani deepfake ile neler yapılabilir? Genelde tehlikeli boyutu daha fazla bunun. Maalesef bu anlamdaki duyduğumuz haberler daha da fazla. Yani pozitif haberlerinden ziyade negatif haberlerini duyuyoruz. Ne gibi? Sahtecilik çok fazla. Sahte videolar üretiliyor. Ünlülere yönelik çok bu anlamda operasyonlar var. Deepfake'ler üzerinden. Affedersiniz gayri ahlaki görüntülere ünlülere aitmiş gibi gösterilebiliyor ve bununla ilgili de maalesef çok haber var şu anda. Yani deepfake, Siyasiler buyurun. yani siyasiler derken, yani diyelim ki orada müstehcen porno bir sitede birisinin yüzü, yani insanların yüzü alınıp başka bir filme monte mi ediliyor? Deepfake bu mu? Yani Böyle de ilk başta böyle çıktı. Böyle çıktı. İsim verdiğiniz örnek üzerine gidelim. Mesela bir tane pornografik içeriğinin kahramanı olarak oradaki bir aktör olarak bir tane yüzü monte edebiliyorlar ve gerçekten de bu ayırt edilmesi mümkün olmayan bir seviyeye ulaştığı için kişiler bununla tehdit edilebiliyor. Ama şu anda herhangi bir videoya montaj yapmadan kendi sıfırdan video da üretebiliyor istediği şekilde bu yüzleri kullanarak teknoloji maalesef. sıfırdan. Yani Evet, mesela evet. İtalyan Başbakanı Meloni için de böyle bir yapıldığını ben öğrenmiştim, duymuştum. Böyle ahlaksız bir şekilde yüzü veya bir şekilde kullanılarak bu şekilde yapılabiliyor. Evet. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Evet, çok tehlikeli. Yani faydalı yönünden çok dediğim gibi zararlı yönünü ön plana çıktı. Faydalı olarak kullanılabilecek şey nedir? Mesela eğitimde kullanılabilir, dil öğrenmede kullanılabilir ya da sizin gibi haberlerle ilgili içerik üreten kişilerin farklı dillerde bir şeyler yapması için üretilebilir. Ama sahtecilik çok ön planda ve özellikle siyasiler tarafından Amerika'da duymuştuk bununla ilgili bir örnek. Siyasiler tarafından siyasilerin söylemediği sözler, söylemediği ya da yapmadığı şeyler yapmış gibi gösterilebiliyor. Hatta 2023'te de Erdoğan bunu kullanmıştı. Deepfake değildi, orada bir montaj vardı ama bu belki hatırlayacaksınız. Kılıçdaroğlu'nun haydi gel gibi bir söylemi vardı. Oradaki PKK'nın bir tane sözcüsüyle berabermiş gibi. Bunu da halk inanmıştı. Ya buna inanıyorsa deepfake'i yani insanın kendisinin bile inanmaması çok zor. Artık ki çok zor bir noktaya doğru ilerliyoruz maalesef. Yani gerçekle deepfake arasındaki fark, diyelim ki sizin benimle alakalı birisi deepfake yaptı. Ve çok namussuzca bir iş yaptı. Ben ne yapabilirim ve insanlar bu konuyla ilgili gerçeği aslında bu, ya bu aslında gerçek değil
gibi karşı bir teknoloji var mı bu deepfake'i ortaya çıkaracak? Bu deepfake'i ortaya çıkarabilecek teknoloji de aslında bu teknolojiye hizmet ediyor. Böyle bir durum var. Burada iki tane teknoloji var. Biri generator, biri discriminator deniyor. İki A var burada. Bu iki A'nın birbiriyle mücadelesi söz konusu ama bu iki A birbiriyle mücadele ettikçe de deepfake teknolojisi daha çok gelişiyor. Yani zaten deepfake teknolojisinin başarısının altına yatan bu kendi kendine öğrenen, kendi kendine hatalarını düzelten, hatayı bulan teknolojinin bulmamasını sağlayacak bir gelişim süreci. Yapay zeka kendiliğinden mi bu konuyu kendini geliştiriyor? Evet, kendisi hep setler alıyor. Setler derken veri setleri. Veri setleri üzerinden kendini sürekli geliştiriyor. Sürekli bir üretim yapıyor. Zaten deepfake ile ilgili bir video hazırladığınızda saatler sürüyor. Bunun altındaki yatan sebep de çünkü saatlerce orada bir işlem sürüyor ve bu işlemleri de kendi bilgisayarınıza, basit bilgisayarınıza yapamazsınız. Deepfake teknolojisini ile ilgili teknoloji üreten bir yerin size bir uç vermesi lazım. Orada bir üyeliğiniz olması lazım. Orada yapabiliyorsunuz. Bu tarz insanlar böyle eğlence amaçlı da yapabiliyor. Yani bu tarz ne tür nasıl yapılıyor bu? Şöyle sizin elinize dediğim gibi bir tane birden fazla görüntü olması gerekiyor. Temiz ve düşük hareket, yani başarının yüksek olması için temiz ve düşük hareket içeren videolar tercih ediliyor. Siz bu videoyu bu teknolojiyi yüklüyorsunuz ve artık ne istiyorsanız bunu buradaki konuşmayı ben işte Türkçe yapılan konuşmayı İngilizce seslendirmeni istiyorum diyorsunuz ve ağız hareketleri de aynı olacak şekilde ve tonlama da sesi de veriyorsunuz, ses örnekleri de veriyorsunuz oraya. Bu ses nasıl İngilizce konuşsa nasıl konuşur diyor yap diyorsunuz ve orada büyük bir oranda başarıyor ya da bu size verdim size söyledim örnek çok pozitif bir örnek. Burada yani bir problem sesi yok. Aynı bir birebir bir şekliyle sesi aynı şekilde kullanıyor. Öyle evet, mi? Evet. Evet yani mesela Türkçe ses veriyorsunuz. Bu sesi diyorsunuz ki Hollandaca olarak ifade et. Hollandaca olarak o kişi konuşsa nasıl konuşur duyu yapıyor. Veya yapıyor. Almanca mesela. Veya Almanca yapıyor. Herhangi bir dilde. Evet. Hallo, wir setzen unsere Sendungen über KI fort. Wir haben den IT-Experten Ümit Berber bei uns. Hallo Herr Ümit. Hallo lieber Herr Erkan. In der künstlichen Intelligenz werden große Fortschritte gemacht. Jeden Tag gibt es Neues. Bisher hatten wir über OpenAI gesprochen. Wir hatten über den neuen Trend ChatGPT gesprochen. Doch während wir uns fragten, was Apple tun würde, machte Apple einen weiteren neuen Schritt, besonders Apple hat Apple Intelligence vorgestellt. Es war eine großartige Präsentation. Ich glaube, dass der Chat die Grenzen der künstlichen Intelligenz ausgereizt hat. Was meinen Sie? Ja, diese Woche gab es eine solche Einführung. Bei dieser Einführung erwarteten viele von uns eigentlich, dass etwas mit ChatGPT integriert vorgestellt wird. Aber das war nicht der Fall. Dieser intelligente Follower. Erkan Bey, tebrik ederim. Çok kısa sürede Almanca da öğrenmişsiniz. Hallo Ümit Berber. Çok başarılı değil mi yani? Ben ama çok... aksanım iyi değil mi? Tabii şöyle bilemiyorum. Bir Almanca bilen bir kişinin şey yapması lazım ama herhalde iyi bulacaklardır. Bunu yorumlara yazacaklardır. Almanya'dan çok takipçiniz olduğunu düşünüyorum. Sağlam bir Almanca ama siz de fena değil ha. Almancaz bakıyorum orada. Evet, ses tonlamasını çok sevdim. Gerçekten Almancayı tercih edebilirim artık. Hani Almancanın bir şey erkeksi bir dil olduğu söyleniyor. Öyle boğazdan gelen falan. Gerçekten de güzel bir şey yani. Berber, Ümit Berber. Peki burada şimdi bu deepfake'ti. Evet, bu bir deepfake'ti. Yani ben burada izleyicilere söyleyeyim. Ben öyle Almanca, şakır şakır Almanca bir dilim yok. Evet. Şimdi bu videoyu anında deepfake ve anında derken yani bir süre işlem görüyor tabii. Hemen ağız şeylerini de aynı yapıyor değil mi? Hareketlerini evet, evet. De. Dudak hareketleri de tamamen doğru bir şekilde yapılıyor. Büyük oranda doğru bir şekilde yapılıyor. İşte bu deepfake ile yaptığımız pozitif bir şey. Pozitif bir içerik. Ne yaptık biz? Başka bir yaptığımız yayını başka bir dile çevirdik. Bu amaçla kullanılması arzu edilir. Ancak dediğim gibi maalesef şu an böyle değil. Peki benim muhteşem İngilizcemi hiç dinlediniz mi? Dinlemedim. Hadi bakalım onu bir dinleyelim. Hello everyone, really? In this broadcast, I will tell you how the inside of our Air Force was emptied and how $4.5 billion evaporated. $4.5 billion.
equal to 130,044,150,000 lira in today's currency. That's how much money evaporated. However, besides the evacuation of our air forces and the endangerment of Turkey's security, this is not something. Here is the great betrayal on our air defense system. Erkan Bey, sizde de herhalde kaç dil var bilemiyorum ama. Yani bizde simultane sistem tarzı. Çeviriyorsun öbür dil, çeviriyorsun öbür dil. Böyle. Kaç dil yeteneğiniz var bilemiyorum ama herhalde bir 50-60 dil yeteneğiniz var herhalde. Öyle gözüküyor. Yeni teknoloji üzerine, deepfake üzerine istediğin dilde yayın yapmak mümkün artık. Evet ya, bunun çok sıkıntılı noktaları var. İşte dedik ya, ünlülerle ilgili tarafı var vesaire. Bir de tabii kriz anında da bu savaşta artık kullanılabilecek bir yetenek ne gibi? Kriz anında devlet başkanları biliyorsunuz halklarına sürekli hitap ederler. Böyle ya, böyle deepfake hazırlanmış sahte bir videoyla halkın tamamı manipüle edilebilir. Böyle bir tehlikeli boyutu da var. Yani bununla ilgili yani bir siyasi liderin söylemediği bir şeyi kendi sesiyle, kendi yüzüyle sıfırdan alıp adam böyle bir film üretebiliyor. Klip üretebiliyor. Evet. 3-5 saniye neyse. Değil mi? İnsanlar birbirine düşürücü şeyler çıkarabilirler böyle. Tabii ki tabii ki. Yani bu çok riskli. Bir de arkasından düzeltme yapsa, devlet başkanı. Ya buna karşı da ayrı, bu der ki bu sahteydi, bu sahteydi. Sahtelikler yarışı bile başlayabilir birbirine. Yani çok tehlikeli bir konu. Bir an önce bununla ilgili hukuki ve yasal tedbirlerin alınması gerekiyor. Ve bu konularda maalesef teknoloji kadar hızlı ilerlemiyor hukuki mekanizma. Ne yapılabilir? Kafa yormaları lazım. Kriz anlarıyla ilgili olarak devletlerin hepsinin bir mekanizması olması lazım. Çünkü bir platformdan insanlar takip etmeli. Sosyal medyaya yayılmış sahte videolarla insanlar büyük oranda manipüle edilebilir. Tabii manipüle edilebilir. Şimdi bu devlet başkanı deyince Putin, Rusya devlet başkanı Putin'in Rusya'da bir televizyon kanalında deepfake olarak bir şaka mı diyeyim artık, öyle bir yayın yapmışlardı. Dilerseniz onu bir izleyelim. Nasıl başarılı bir deepfake mi? Arkasından size sorayım. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Гражданин из Санкт-Петербурга не представился. Да. Evet, Putin'e karşısında Putin'in yüzü ve sesiyle bir başka kişi var. Aslında Putin değil o. Ve Putin'e sorular soruyor, bir şeyler söylüyor. Evet, Putin'e sorular sordu ve bu sorulardan biri de kendisinin aslında gerçekçi olduğunu ima eden bir şey söyledi. Dedi ki sizin sahteleriniz de varmış, doğru mu anlamında bir şeyler de söyledi. Putin o esprili bir yaklaşım göstermedi. Yani ciddi devlette gayet ciddi olarak devam etti ama herkes şok oldu aslında. Yani eğer deepfake ilk defa görürse insanlar ne kadar gerçekçi bir şey vardı orada, video vardı karşımızda ve aslında karşısında oturan bir başkası ve yüzünü Putin olarak yapıyor, sesini de Putinleştiriyor ve dilediği şeyi söylettirebiliyor. Evet, evet, evet. Yani çok tehlikeli bir noktadayız. Bununla ilgili şöyle bir durum var. Biliyorsun teknoloji online üzerinde çok ilerledi. Online üzerinde birçok iş yapıyor. Bankacılık işlemleri vesaire, yüz tanıma vesaire. Deepfake işte buradaki ilerlemelerle ilgili olarak geldiğimiz sıkıntıyı da gösteriyor. Çünkü bir bankacılık işlemi online yapılıyor ama karşındaki kişi teyit ediyor ama karşındaki kişi sahte olabiliyor artık. Yani hatta yüz tanıma sistemlerini falan da yakın zamanda geçecekleri gibi gözüküyor. Yani biliyorsunuz bazı sistemler yüz tanıma sistemi üzerinden falan açılıyor. İlla ki fotoğrafını gönder diyor. Yani sistem var ama bu da bir şey dediğiniz gibi artık bu da bir anlamını yitirdi. Evet, bu da anlamını yitirdi. Yani çok tehlikeli bir noktalara doğru gidiyoruz. Evet, bu konuda dediğim gibi devletlerin çok hızlı bir şekilde uluslararası mekanizmadan çok hızlı tedbirler alması gerekiyor. Şu ana kadar gerek Avrupa'da, Amerika'da veya Türkiye'de bu konuyla ilgili bir takım şeyler var mı? Ben duymadım. Ben bugüne kadar araştırmalarını görmedim. Bunun mağduru çok insan var. Mağduru da artıyor. Ünlüler başta olmak üzere soygun haberleri de artmaya başladı bu anlamda. Çünkü özellikle yaşlı insanların karşısına oğlu olarak bir video çıkabiliyor karşısına ve aslında oğlu değil.
ya da kızı değil ve bu kişilerden para alma ya da bilgi alma, o bilgiyi de yine paraya çevirme gibi hadiseler artıyor. Bunun karşısında yapılabilecek tek şey o videoyu kaldırma, ama iş işten geçmiş olabiliyor. Soygunculuk, soygunculuk çoktan yapılmış olabiliyor. O video nerede yayınmışsa o platforma başvurarak kaldırma. Bir de mahkemeye başvurma süreci var. Takdir edersiniz ki bunlara çok yavaş işleyen mekanizmalar. Ya şimdi şunu soracağım ama sorayım mı, sormayayım mı? Ben inan şey yapamadım da, karar da veremedim. Şimdi masum amaçlı da insanlar hani kullanıp eğlenmek, belki kendini Mickey Mouse olarak yani şey yani gibi bu tarz siteler var mı, ücretsiz insanların eğlence amaçlı da yapabilir falan, bu tarz böyle deep fake programları var mı? Var. Bunlar çok da yaygın. Bununla ilgili en yaygınları bizim de az önce yapmış olduğumuz sizinle deepfake videomuzda Gen 2 var. Burada en popülerlerinden bir tanesi. Ama bunların çoğu ücretlidir. Ücretsiz Nasıl? Ne kadar bir rakam bu? yani çok düşük rakamlar değil. Aylık 50-60 euro civarında bir rakama mal oluyor. Yani yüksek rakamlar. Ve tabii ki sınırsız boy çok ücretsiz bir tarafı da var oluyor, ama bunlarla çok bir şey yapamıyorsunuz. Yani ses ekleseniz bile dudak hareketlerini mesela yaptıramıyorsunuz. Orada bir ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz vesaire. Sesi benzetecek, dudak hareketlerini birbirine uyduracak. O da öyle Evet. olunca da ona göre parası oluyor yani. Evet. Şöyle bir şey var Erkan Bey. İnsanları bu konuda uyarmamız gereken noktalar var. Özellikle 14 yaş üstü kişiler, çocuklarınız olabilir bu ya da çocukların kendilerine de hitap etmek istiyorum. Artık burada çok büyük bir tehlike var. Kendinize ait videoları ya da fotoğrafları sosyal medya gibi, yani açık tüm herkesin ulaşabileceği alanlara yüklememeliler. Çünkü bunlar birileri tarafından ele geçirilip ve bunlar çok kötü videolara alet Ya edilebilirler ama ve bu Instagram'da şurada burada herkes yüklüyor ya, artık bu işin çığırından çıkmış, dönüşü yok bu işin. Ama belki 10-15 sene sonra farklı bir dünya kuracağız Erkan Bey. Artık kimse yüklemeyecek belki. Artık gerçek fotoğrafını hiçbir yere yüklemeyen, sadece her tarafta dijital olarak bulunan, kendini yüzünü de koruyan bir dünyaya doğru gideceğiz diye düşünüyorum. Instagram ve diğer Sokakta öyle mi platformlar, gezeceğiz? yani sokakta öyle gezemeyiz tabii ki, ama sokakta kimsenin de belki fotoğrafımızı almamıza izin vermeyecek tedbirler geliştirilebilir. Ama ben bu Instagram vesaire, Twitter neyse, buralara fotoğraf yükleme, video yükleyen insanlarla ilgili böyle bir ihtiyaçla ilgili şunu söyleyebilirim. Sadece arkadaşlarınızla paylaşacak şekilde, sadece birinci derece ailenizle paylaşacak şekilde tedbirler alabilirsiniz. Böyle yapmalısınız. Çünkü dediğim gibi sizin fotoğrafınızı ya da videonuz başka bir ele geçerse ve sizinle herhangi bir yakınlığı olmayan birine ele geçerse, ve bunlar çok tehlikeli noktalara taşınabilirler. Yeni dünya düzeni bize bunu söylüyor. Korkutmak istemiyorum, ancak tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki Ümit Bey, bana da bir tedbir önerin. Ne yapacağım ben? Ben her Sizin gibi Allah'ın ben günü ekrandayım. sizin gibi kişilerin, yani artık public Bittik yani ortamda biz. birçok videosu, fotoğrafı olan kişilerin bu saatten sonra yapabileceği bir şey yok. Ama daha Değil mi bu ya? dünyaya, bu ortama düşmemiş insanlar var. Hayatı çok temiz Yani geçen şimdi bu ortama düşmemiş derken yani kötü yola insanlar düşmemek. var. Evet, Ya onların hiç belki ümit çok yok şey mu yapmıyor. bizim gibiler için? Sizin gibiler için yok, evet. Sizin gibi videolarınız Değil mi ya? vesaire kullanılabilir, ama belki sizin için şu olabilir. Geçmiş yaptığınız binlerce yayın var ya, orada bir şey var. Orada bir söylem geliştirmişsinizdir. Bunun aksi bir şey çok tutmayabilir. Yani hayır ya Erkan Bey, bunu 100 kere söylemiş, bir tane de aleyhinde bir şey söylüyorsun. Bu tutmayabilir, ama dediğim gibi diğer insanlara aslında benim diğer Eşeğin aklına karpuz kabuğu kaçırmayalım derler ya. Evet. Evet Erkan Bey, maalesef öyle. Evet, maalesef öyle. Peki Yani deepfake. şuraya gittik Erkan Bey. Yani Ha. özellikle yaşlı, burada da orta yaş üstüne söylüyorum. Hani eskiden bir sözler vardı, söz vardı. Görmediğime inanmam, duymadığıma inanmam. Artık ona da inanmayacağız. Değil mi? O aşamaya geldik. Evet. Kişinin beyanı, son beyanı esas alınmak zorunda olan bir noktaya gidiyor. Peki. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler.